Zaman makinesiyle geçmişe gittiniz ve tarihin akışını değiştirdiniz. Ama o müzik eserini aslında kim besteledi? Hilbert'ın sonsuz otelinde her yer dolu ama yine de size bir oda var. Bir geminin her parçası değişirse o hala aynı gemi midir? Kazanma ihtimali olmayan her biletin arasında bir bilet mutlaka kazanacak. Büyük babanız yoksa siz nasıl buradasınız? Hazırsanız gerçekliğin sınırlarını zorlayan 5 paradoksa bir göz atalım. Diyelim ki bir zaman makinesi yaptınız ve o hayranı olduğunuz besteciyle tanışmak için onun zamanına ışınlandınız. Ama bir sorun var, besteciyle karşı karşıya geldiğiniz zaman o müziği ona dinlettiğinizde o müziği anımsayamadı çünkü o beste henüz bestelenmemişti. Besteci ise bu müziği duyunca çok etkilendi ve notaları alıp o müziği besteledi. İşte buradaki çarpıklık şu. Bu eser aslında kimin? Siz mi besteciden duydunuz yoksa besteci mi sizden? Bu anlattığım olayda eserin orijinal kaynağı yok. Bu paradoks bootstrap paradoksu olarak geçiyor. Türkçe ismi olarak da ayakkabı bağ paradoksu olarak çevrilmiştir. Bu da bir kişinin kendi ayakkabı bağını yukarıya çekerek kendini havaya kaldırması kadar imkansız bir olaydan geliyor. Yani bu neden ve sonucun birbirine dolanarak bir döngü oluşturduğu akıl karıştırıcı bir zaman paradoksudur. Birçok diziye de ilham olmuştur. Doctor Who'nun bir bölümünde bir adam Beethoven'ın bazı müzikleriyle geçmişe gittiği ancak Beethoven'ın var olmadığını keşfettikten sonra Beethoven olmaya karar verdiği ve müziği kendisinin yayımladığı bir durumu da anlatır. Bir sonraki paradoksumuz matematik dünyasından geliyor. Hilbert Oteli paradoksu ve insan zihninin bazı olguları kolayca kavrayamamasını anlatıyor. Bir otel düşünün. Bu otelin 1000 odası yok, 10.000 odası yok. Bu otelde sonsuz sayıda oda var. Ve her oda tek bir kişi tarafından işgal ediliyor. Otele her bir kişi geldiği zaman birinci oda boş bırakılıp birinci kişi ikinci odaya, ikinci kişi üçüncü odaya şeklinde kaydırılıyor. Yine aynı şekilde otele 5 misafir geldiğinde ilk 5 oda boş bırakılıp kaydırılıyor ve bu döngü bu şekilde devam ediyor. Yani sayı ne olursa olsun o otelde her zaman bütün misafirlere yer var. Peki bu otele aynı anda sonsuz kişinin geldiğini düşünün. O zaman nasıl olacak? Otelde zaten sonsuz sayıda müşteri kalıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sonsuz kadar numaralı odaların hepsi dolu. Şimdi bir anda sonsuz sayıda yeni müşteri geldi diyelim. Sorun şu ki tüm odalar dolu ama yine de bu yeni sonsuz kişiye otelde kalacak yer var. Peki nasıl olacak? Çözüm aslında basit. Herkesi iki katına taşı. Yani oteldeki mevcut misafirler kendi odalarının iki katı oda numaralarına taşınırsa sorun çözülecek. Yani bir numaradaki kişi iki numaraya geçecek. İki numaradaki dört numaraya, üç numaradaki altı numaraya. Ve böylece tüm çift sayılar bu şekilde dolacak. Böylelikle tek sayılı odalar boş kalacak. Yeni gelen sonsuz sayıdaki müşterilerin hepsi de bu tekli sonsuz odalara yerleştirilecek. Çünkü çiftli ve tekli sayılar da zaten sonsuz. Sıradaki paradoksumuz Theseus gemisi paradoksu. Yunan tarihçi Plutarch tarafından yaklaşık 2000 yıl önce Theseus'ın Hayatı adlı biyografisinde bu paradoks kaydedildi. Hikaye şöyleydi. Efsanevi kahraman Theseus'ı taşıyan bir gemi Atina'ya gider. Atina'dan Kres'e doğru yelken açar. Theseus o kadar önemli bir kahramandır ki gemi nesiller boyunca korunarak taşınır. Tabi haliyle yıllar geçtikçe geminin her parçası eskimeye başlar ve zaman içerisinde geminin her parçası yenileriyle değiştirilir. Eski yelkenler sonunda daha yeni kumaşlarla değiştirilir. Dümenler ve diğer her şey tüm bu yenilemelerden sonra orijinal gemiden tek bir parçanın bile kalmadığı fark edildiği her bir parça daha yenisiyle değiştirilir. Bu noktada büyük bir soru ortaya çıkıyor. Bu hala Theseus'un gemisi mi yoksa yeni bir gemi mi? Çünkü şöyle bir durum da oluşuyor. Gemiden çıkan parçaların bir grup tarafından alındığını, muhafaza edildiğini ve hemen Theseus gemisinin yanına bu parçalarla yeni bir gemi yapıldığını düşünün. Şimdi bu ikisinin arasında hangisi gerçek gemi?
Bu olay sadece daha fazla soruya yol açar. Bu geçiş ne zaman gerçekleşti? Belirsizdir. Çünkü muhtemelen yenilenmeler sırasında gemi hala orijinal gibiydi. Yalnızca belirli sayıda parça değiştirildikten sonra tamamen yeni bir şeye dönüştü. Ama kesinlikle kaç parça sonra değişti? Belki de %75'e geçtikten sonra. Burada kesin bir cevap yok. İşte bu paradoks aslında özünde bir kimlik paradoksudur. Hangi geminin gerçek Theseus gemisi olduğuna inanırsanız inanın, bu büyük olasılıkla kendi fikrinize bağlıdır. Bu konuyu insan vücuduyla örneklendirmem gerekirse, her gün vücudumuzda 50 milyardan fazla hücre ölüyor ve biyolojik sürecimizde sürekli hücrelerimiz yenileniyor. Tüm hücrelerimizin yenilenmesi ise 7 ile 10 yıl arasında bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Peki biz bu durumda 10 sene önceki halimizle aynı kişi miyiz? Hepimizin hayal ettiği, bir gün ulaşmak istediğimiz o çok pahalı eşyalar vardır. Kimi için bu bir ev, kimi için bir araba ve bunun için bir piyango bileti aldığınızı düşünün. Bileti alıyorsunuz, eve geliyorsunuz ve televizyonunuzu açıyorsunuz ve aynı bileti 1 milyon kişinin daha aldığını gördükten sonra elinizdeki bilete bakıyorsunuz ve bu biletin kazanamayacağı ihtimalini düşünüyorsunuz ve bileti yırtıp atıyorsunuz. Aynı şeyi bileti almış olan arkadaşınıza da söylüyorsunuz. O da sizin bu düşüncenizi mantıklı buluyor ve büyük ikramiyenin ona çıkmayacağını düşünüyor. O da aynı şekilde biletini yırtıp atıyor. Sonuçta 1 milyon tane bilet vardır ve sizinkinin kaybettiğini düşünmek aslında çok da mantıksız değil. Size göre sizin bir numaralı biletiniz kaybetti, arkadaşınızın iki numaralı bileti kaybetti ve bu ihtimal 1 milyonuncu bilete kadar devam ediyor. Ve aynı mantığı bu şekilde kullanarak artık her biletin kaybettiğini düşünmek çok da mantıksız gelmemeye başlıyor. Ancak bu mümkün olamaz. Çünkü içlerinden bir biletin kazanacağını biliyoruz. Paradoks çelişkili ancak görünüşte doğru ifadelerle ortaya çıkıyor. Piyango paradoksu psikolojik açıdan ele aldığımızda karşımızda insan zihninin olasılık, inanç ve mantık algısındaki çelişkileri çıkıyor. Bu paradoks aslında sadece bir mantık problemi değil, aynı zamanda insan beyninin belirsizlik ve karar verme süreçleri ile nasıl baş ettiğini de gösteriyor. Her bir biletin kazanma olasılığı o kadar düşük ki bu bilet kesinlikle kazanmaz demek mantıklı görünür. Ama bunu her bilet için söylersek hiçbir bilet kazanmaz sonucuna varırız. Bu da imkansızdır. Yani bireysel olarak mantıklı görünen inançlar kolektif olarak tutarsızdır. Psikologlar insanların olasılıkları sezgisel yolla değerlendirdiğini söyler. Bu sezgiler genellikle bilişsel kestirmeler yoluyla çalışır. Bu da yanlış genellemelere ve karar hatalarına yol açar. Yani 1000 kişiden sadece bir kişi bir konuda başarılı oluyorsa ve bu da sizin şevkinizi kırıyorsa aslında şevkinizin kırılmaması gerekiyor. Çünkü her 1000 kişiden biri başarılı olacaksa o kişi siz de olabilirsiniz. Olasılıklar kendilerine karşı astronomik olarak yığılmışken insanları bir etkinliğe katılmaya zorlayan ikinci piyango paradoksu ortaya çıkar. Yani insanlar kazanma olasılıklarının çok düşük oldukları etkinliklere katılmak istemezler. Çünkü kazanamayacaklarını düşünürler. Ama bir kişi kazanıyorsa o bir kişi siz de olabilirsiniz. Şimdi sonuncu ve en popüler paradoksumuza geçiyoruz. Büyük baba paradoksu. Bunu kesinlikle duymuşsunuzdur ve en büyük zaman yolculuğu problemlerinden bir tanesidir. Birinci paradoksumuzda olduğu gibi bir zaman makinesi inşa ettiğinizi düşünün ve o zaman makinesiyle büyük babanızın yanına gidiyorsunuz ve bir sebepten dolayı büyük babanızın hayatına son veriyorsunuz. Bu durumda büyük babanız büyük annenizle tanışmıyor ve anneniz olmuyor. Anneniz olmadığı için siz de hayatta olmuyorsunuz. Peki ama nasıl oldu bu durumda? Siz nasıl dünyaya geldiniz ve geçmişe döndünüz? Ve böyle bir şey olmadı. Siz doğmadınız ve o zaman büyük babanızı geçmişe gidip ortadan kaldıracak hiç kimse de yok. Yani büyük babanız yaşamaya devam edecek. Yine büyük annenizle tanıştı. Anneniz oldu ve siz oldunuz. Ve bu döngü tekrar tekrar yeniden başlayacak. Bu tamamen kafa karıştırıcı bir karmaşaya dönüşecek. Göreceli basitliği ama geniş kapsamlı sonuçları bu kadar popüler olmasının bir sebebidir. Ve burada açıklanacak çok şey var. Bu paradoksu başka bir şekilde ele alalım. Kuantum mekaniği şeklinde ele alıyoruz. Bu teori bir olayın iki şekilde gerçekleştiğini öne sürer.
Diyelim ki büyük babanı öldürürsün ya da öldürmezsin. Her iki seçenek de gerçekleşir. Birden fazla evrene veya zaman çizelgesine ayrılır. Bu senin doğmaman sonucunu çözer. Çünkü büyük babanı öldürdüğün evren sonunda yaratabileceğin evren değildir. Bu teori ayrıca videonun başında bahsedilen ayakkabı bağı paradoksunu da düzeltiyor gibi görünüyor. Çünkü bu nesnenin zaman döngüsünün aslında ayrı bir evrende başladığı anlamına geliyor. Yani şunu demek istiyorum. İki seçeneğiniz var. Büyük babanızı öldürdünüz. İşte orada bir zaman kırılması ortaya çıkıyor. Aslında her iki şekilde de olaylar ayrı evrenlerde oluşmaya devam ediyor. Yani bir evrende siz varsınız, diğer evrende siz yoksunuz. Bir zaman kırılması ortaya çıkıyor. Bir Rus fizikçi de bu tarz olaylar için öz tutarlılık ilkesi diye bir fikir ortaya atıyor ve şunu söylüyor. Evren hiçbir zaman böyle bir tutarsızlığa izin vermez. Yani hiçbir zaman bir insan geçmişe gitse dahi geçmişteki herhangi bir şeyi değiştiremez diyor. Yani siz bir şekilde zaman yolculuğu yaptınız ve geçmişe gittiniz ama zaman çizelgesini etkileyecek herhangi bir eylemde bulunamazsınız diyor. Bu da böyle küçük eğlenceli bir videoydu sizin için. Sizin bildiğiniz başka benim anlatmadığım paradokslar var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.